Neyinde Motlin'in sakatlığını ve bugünkü maçın birazcık analizini konuşmuştuk. Bugün ne yazık ki kötü bir mağlubiyet aldık. Bayağı eksik gittiğimiz bir deplasman. Yani çok fazla aslında herkesin birazcık kötü sonu gördüğü bir maç oldu ama yine de tabii ki bizim Fenerbahçe oluşumuz biraz daha olaya romantik bakışımız herhalde cami olarak. Olsun gider yeneriz modlarına da tabii ki bir girdik. Tam kadrola çıksak yenilebileceğimiz bir deplasmandı. Şayet ancak olmadı. Bugün konuşacağımız aslında çok şey var maç analizinden de ziyade. Bir transfer gelişmesi var. Bir transfer iddiası var. Yunanistan'dan geldi bu iddia. Kostas Antetokounmpo'nun Fenerbahçe'de açıkçası transfer görüşmeleri yaptığına dair bir iddia geldi. Ben aslında bugün Uğur'a bu soruları soracaktım. Uğur transferle alakalı bir gelişme var mı? Fenerbahçe hani bu hareketlilik yapacak mı? Biraz Telekom maçındaki sıkıntılardan sonra da üzerine Motlin'in sakatlığı ama Antetokounmpo ile ilgili bugün haberler çıktı. Hem onu soracağım sana. Bugün bunları konuşacağız. Yayına başlamadan önce tekrardan kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. İlk tarihimizi belirledik. Hemen 1-2 gün içerisinde vaat ettiğimiz 2 tane atkıdan birini yollayacağız. Ay bitmeden de ikinci atkımızı da hediye edeceğiz. Ondan sonra zaten 3000 aboneye geldiğimizde de Uğur'la çok güzel bir sürpriz hazırladık. Ama onu 3000 aboneye ulaştığımızda zaten size paylaşacağız hediyenin ne olduğunu. Herkes için güzel bir hediye olacak. Eminim ki kazanacak olan talihlimiz, aile üyemiz mutlu olacaktır diyelim. Şimdi Olympiakos maçıyla alakalı nasıl analiz yapmayalım Uğur, onu konuşalım. Bence hiç mücadele etmedik diyeceğim ben. Tabii ki eksikler vardı ama bence olayın en büyük şeyi hiç mücadele etmememiz oldu. Hiç yakışmadı. Bana mı attı topu? Böyle atmasaydı topu ya. Çok Ya yani çok şu an sinirliyim belki ondan ben de dolayı. topu Şimdi alıp oynamak diyecekler. istemiyorum açıkçası da oyuncular gibi bugün. O zaman bir daha Ama bana çevir istersen ben bir daha döndüreyim. sözü yok tabii buyur buyur. Estağfurullah tabii. Estağfurullah. Estağfurullah. Şöyle şimdi şöyle de anlaşılmasın. Hani Fenerbahçe kazandığı zaman ne güzel konuşuyorsunuz. Yenildiği zaman konuşmak istemiyorsunuz değil. Bizim kızdığımız, bizim gerçekten kırıldığımız başka şeyler oluyor birçok konuda. Ben birazcık onlara da değineceğim. Gerek sosyal medyada. Bunu çevremizdeki insanlardan da bazen görüyoruz, ediyoruz. Onlarla alakalı konuşacağız. Yani benim maçla ilgili analizim dediğim gibi yani kafadan bir kere mücadele yoktu. Dediğim gibi tam kadrolu çıktığımız zaman da biz burada maç kaybedebilirdik. Mücadele etmediğiniz zaman zaten hani siz burada direkt 50 kişi fazla da olsanız 50 kişi eksik de olsanız zaten kaybedersiniz. Fenerbahçe hiç yakışmayan bir mücadele oldu sahada. Tamamen kopuk bir oyun anlayışı vardı. Ya hiçbir şey yapmadık. Telekom maçından sonra ikinci maçta da Fenerbahçe'nin hiçbir şey ortaya koymadığını gördük. Geriye kalan konuyla alakalı ben konuşacağım zaten. Lütfen Valla Olympiakos maça geç. olur. Eyvallah. Estağfurullah. Seni de çok zorla koşmayayım. Biraz ben kelimelerle ne şekilde ifade edebilirsek bir şekilde ifade etmemiz lazım. Doğru. Evet. Mağlubiyet olduğu zaman tabii ki haliyle konuşması daha zor oluyor. Daha tatsız oluyor illaki ama ortaya da bir şey koymamız lazım. İzleyicilerimize, gönül dostlarımızla dertleşmemiz, istişare Evet. etmemiz lazım. Bir analiz yapmak lazım. Yapabildiğimiz ölçüde şu maçın analizi nasıl yapacaksak eğer tabii de. İş oraya geliyor maalesef. Alba Berlin maçını yorumlarken tabii biz hani şöyle bir söz etmiştik. Bir alttaki yorumda da şöyle bir şey okumuştuk. İşte, isterseniz Fenerbahçe çok fazla abone kasmak ve duyar kasmak istiyorsanız Fenerbahçe'nin mağlubiyetlerinden bahsetmeyin diye. Geçmişe kalan tabii ki zaferler ve heybeti azameti Fenerbahçe'nin illaki ama bazı takımları büyük yapan da bazen ağır yol kayıplarıdır. Onları yaşamıştır büyük takımlar. Yaşarlar. Ara ara yaşarlar zaten. Sıradan takım olmamaları sebebi onları işte 40 yılda bir ve ara ara yaşamalarından kaynaklı olan şeyler. Çünkü herkesin bir kötü günü olur. Her maddenin her kötü gidişi olur illaki. Bazen dibe vuruşu da olur. Bunu bir dibe vuruş diye algılamayalım ama bunu nasıl söyleyelim bir divan edebiyatı keyfinde de bir yol kazası gibi hani ben çok sık kullandım ya bu Evet. kelimeyi bu deyimi bu sezon için bu bir yol kazası falan değil bu bir akıl kazası bence. Şöyle ki Fenerbahçe zaten bunu üçüncü defa yapıyor. Bize en büyük hayal kırıklığı uğratan o. Ben sosyal medyamda da bunu yazdım. İşte, bence kesinlikle benim gibi herkes düşünüyordu birçok yani nasıl söyleyeyim? Hani Akil içi yanmış, dertlenmiş kişiler olarak, Fenerbahçeliler olarak daha doğrusu bu işte bu işin derdiyle yüklenmiş olanlar
bizim üzüldüğümüz bugün zor olanı, zor olan bizim için bugün kabullenmek oldu. İşte evet, bizim Fenerbahçeliğimizin hani zaten bizi Fenerbahçe yapan hiçbir şekilde ki ne ağır ne koşullardan ne zorluklardan geçmiş bir kulüptür Fenerbahçe. Basketbol branşı da hakeza öyle. Ya bunu yakıştıramadık. Yoksa biz hani 2017 finalinde giderken bir Baskoy maçı var hep aklımızda. Doğru. Dedik ki güzel bir mağlubiyet oldu. Bu bizi buradan sıçratır diye. Şimdi orada yapılan şey şuydu. O maçta yaşanan tamamen o maça gidilmemişti. Ve Fenerbahçe sadece o maçta alakalı o maçın olayından çok yönetimsel ve teknik taktik açıdan bir psikolojik savaş içerisindeydi o maç öncesi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe derdi bu sene de olamayacak mıyız acaba? Yani Fenerbahçe zaten şampiyonluk hedefiyle gitmişti Baskonya'ya. Doğru. Ve o burada için biliyorsun o dönemde yine sözleşmesi uzayacak mı uzamayacak mı? Takımdaki bazı oyuncuların işte o Bogdan sakattı hatırla o dönem işte yine evet. Veselin ve Sulukas gibi oyuncuların sözleşme problemleri falan vardı. Hatta maçtan sonra biliyorsun başkan o mağlubiyetten sonra Aziz Yıldırım dönemin başkanı. Doğru. Obradoviç'e gitti. Sonuna kadar arkandayız. Bu yolu şampiyonluk yolu dedi. Şimdi böyle bir sözü aslında şöyle bir maça benzer bir şekilde Fenerbahçe yönetiminin artık başkan statüsünde mi olur? Hiç yapamadığını gördüğümüz Sertaç Bey statüsünde mi olur? Sertaç Bey sağ olsun. Lütfen. Sertaç Bey'le Derya Bey'e lütfen laf söylemeyelim. İyi günlerde bizden daha fazla Fenerbahçeliler sağ olsun her platformda. Ama kötü günlerde şu ana kadar göremedik. Ya açık ve net konuşuyorum. Kimse kusura bakmasın yani. Bunu söylüyorum. Yani bizim kendi izledik, görüşümüz bizi, sonuçta. Savunanlar da çok iyi biliyorum. Hiç yani şey yapmasınlar. Hiç namacım yok. Bizi izledikleri çok iyi biliyorum. Bir kongre üyesi olarak. Asli bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Yani o yüzden iş şuraya gelecek. Yani şimdi sadece bu maçın mağlubiyetini tabii ki hakeza görünen şey kılavuz istemez. Biz zaten sezon başından beri hep söylüyoruz. Yani hep de söylüyorum. İnsanlar belki sıkılmış olabilir ama işin aritmatik yönünde bu bir gerçek. Yani nicelik olarak zaten eksiyiz. Yani nitelik olarak zaten çok geçmiş dönemlerdeki şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani birincil adamlarımız zaten öyle kaliteli isimlerdi ki ikinci adama gelene kadar zaten ilk beşten iki kişi olmamış olsa atıyorum üç kişi o ilk beşte olmayanın iki arkadaşı için bile olayı orada sübvanse edebiliyordu. Şimdi burada böyle bir şey yok. Yani zaten kadro elit bir kadro değil. Kötü de bir kadro değil ama iyi de bir kadro değil. Yani dediğim gibi rakiplere sorsan maçtan önce işte Fenerbahçe'de kimlerin olması istemezsiniz diye. Zaten sayacaktım 3-4 kişi var ki aklın mantığın el verdiği ölçüde doğru. Zaten o isimleri kim olduğunu biliyoruz. Zaten o isimler şu an sakat olan oyuncular. Ve Fenerbahçe'nin yaklaşık basketbol branşında ve kulübün genetiğinde de işte maalesef ben onu 2018 diye yazdım. Birisi 2017 diyebilir. Bir garabet bir durumu var. Bunu da zaten gün içerisinde yani yazıyoruz. Yani nasıl oluyor bu işlerde gerçekten çok güzel spesifik örnekler var. Yani Clyburn ve Mustic bu kadar yaşta gelmişken ve bu kadar ağır maç temposundan ki geçmişken sana gelmişti galiba. Çok güzel bir yayın yaptı tekrardan. Emeğine sağlık. Senle beraber bence izleyicilerin de gene bizi mükemmellerdi gene. Evet. Baki dost, gönül dostlarımıza buradan gene selamlar olsun. Bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Onlarla beraber çok güzel bir program yapmışsın. Orada güzel bir söz kullanılmış. Yani öksürmüyorlar bile. Yani bu kadar yorgunluğu bırak öksürmeleri bile haber oluyor evet, diye. Evet. Evet. Yani işte o yüzden bilmiyorum yani yönetimsel anlamda hakikaten artık İtudis'in de bir süre sonra İtudis gibi koçlar çünkü yönetimsel anlamda destek bulamadıkları zaman zaten içlerini çok fazla tutmazlar onur. Onlar artık yavaş yavaş konuşmaya başlarlar. Bu da bize yakışmaz için açıkçası. Bir de adamı oraya pozisyona getirmemek lazım. Gerçekten şöyle yani kıt kanaatli derken şöyle söyleyeyim kıt kanaati. Şu an kıt kanaatten bahsediyoruz ama zaten az önce söylediğim gibi kadro yelpazesinde nitelik olarak çok kaliteli bir kadro olmadığı için ve nicelik olarak da eksik olduğu için bu tarz sakatlıklarda ve hastalıklarda, hastalık da olabilir yarın, tabii sakatlıklarda ki. Veya cezalarda ne problem neyse bunu çok fazlası da hissediyor Fenerbahçe. Bunu Fenerbahçe'nin oyuncuları da çok hissediyor. Enteresan bir şekilde işte az önce onu söyleyeceğim. Beni hayal kırıklığına uğratan tabii ki maçlar kaybedilebilir. Ama Fenerbahçe sezon başında bize şunu söylüyordu. Ben mücadele edeceğim. Ben evet. Maçı rakibime kolayca teslim etmeyeceğim.
Açıkçası işte mağluptur bu yolda Bu galip. yolda galip. Evet diyorduk biz açıkçası Barcelona maçı sonrası. Ama maalesef şu anda bu heveste değiliz. Olympiakos maçında senin de benim de Real Madrid maçı öncesinde de evet kaybedilebilecek bir maç diyorduk. Sağ olsun Fenerbahçe'de bu krediyi en başta yaptığı pozitif işlerle kendine sağlamış olabilir ama yani krediyi tüketirken de yani bu kadar nasıl söyleyeyim yani dosta korku Düşmana düşmana da güven. güven bu kadar verilmemeli diye düşünüyorum işte açıkçası bakıldığı zaman. Moral bozucu ve bizi de şu an endişeye sevk eden noktalardan biri bu. Yani oyuncuların kabullenmiş şekli yani Modri yoksa zaten sıkıntı. İşte Wilbekin yoksa işte kritik anlarda o şutu sokacak adam yok. İşte dediğim gibi Modri yoksa işte pota altında o mücadele savaşı verecek veyahut da hücumda o bitirilme potansiyeline sahip bir gücümüz yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela maç bitti ve biz istatistik kağıdını aldık. Fenerbahçe'nin iki uzunu olan Devin Booker 12 sayı 10 rebound. Veya işte Tonya Jekiri işte 22 sayı 8 rebound. Hadi double double da geçtim. Evet. Yani 6 rebound. Böyle istatistik bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Peki Fenerbahçe'nin Böyle uzunlarından böyle bir şey istatistiklere bakıyorum bu beklemeli. arada, evet. Seni Ha, dinliyorum. evet, Fenerbahçe uzunlarından böyle bir şey beklemek zorunda mıyız? Beklemek zorundayız. Abi Kesinlikle yani zorundasın. döneminde Kevin Rankin'lar, döneminde Milsimiç'ler, 90'lardan bahsediyorum ben bu arada. Richard'lar işte Fenerbahçe'de işte Konrad McRae'ler Tabii ki. yani Zantabaklar yani Biz şunlar de yaşımız oyun yettiğince yani Fenerbahçe'nin basketbolunu yani çocukluğumuzdan beri takip ediyoruz. Yani Fenerbahçe'nin böyle ya ben bütçeler yatırıp şimdi da yani çok yaşasınlar da ben yükseldiği Ömer Büyükağacı'na zamanlardan beri kadar da izlemiyoruz giderim biz. de yani Tabii. evet, çok iyi ben Ömer Büyükağacı'na kadar giderim sıkıntı yok Tabii da ki. yani diyeceğim o yani Fenerbahçe'nin uzunlarının işte bu tandansta olması lazım. Bu olayda olması lazım. İşte az önce işte bununla Dallas Cowboys'u bile katmadım ki en bilinir olan Dallas Cowboys'tu yani. Yani. Bakıldığı zaman. İşte Fenerbahçe'nin uzunlarından hücum anlamında, ofansif anlamda bu potansiyeli göremezsen eğer o zaman işte girdaba düşüyorsun. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir uzuna ihtiyacı var. Yani bizim aslında Motley'ye benzer bir kaynak daha yaratmamız lazım pota altında. Çünkü Booker top eline geldiği zaman veyahut da işte transition hücumunda sana Fayda farklılık sağlıyor. katabilen veyahut da işte bir 2-3 set çizildiği zaman dışarıdan şut sokabilen bir oyuncu ama hani içeriden topu devrildiği zaman işte set normal set hücumu oynandığı zaman birebir de kalsın da oynasın da orada bitiricilik yapsın. Yok böyle bir şey Booker repertuarında yok. Evet, Tonya Jekiri'de de yok. Yani bunlar halkanın kaliteli olabilecek yani eğer takım istiyorsa o gün için Alba Berlin maçında olduğu gibi veyahut da bundan önce kazanılan maçlarda olduğu gibi katkı sağlayabilecek nasıl söyleyeyim yan faktörler X faktör bile değil yan faktörler böyle olunca da tabii haliyle sadece bir ana koluna bakıyorsun yani taşıyıcı olarak bir ana kolon da seni bir yere kadar zaten taşır. O da insan. Bir yerde sakatlanacak, bir yerde kopacak. Bugün şu an Motli için konuşuyorum. Uzun skalasında. Yerli olarak baktığı zaman elinde zaten Samet var. Ya o yüzden oraya muhakkak mı muhakkak ofansif gücü yüksek, patlama gücü de yüksek bir uzun alınmak zorunda. Yani bu Doğru. Bielitsa da olsun veya olmasın. Zaten şu an Bielitsa konusu tamamen geçti. Yani birisi yokmuş gibi davranıyorum. Tamam var eyvallah. Nicelik anlamda kadroda ama ne zaman dönecek, nasıl dönecek bunlar hepsi soru işareti. Yokmuş gibi davranmamın sebebi o. Bence artık yönetim de artık o yokmuş gibi davranmalı ki Sen artık burada zaten al. bu saatten sonra bir ikinci bölümde görüşüp konuşacağız onu. Bu saatten sonra o transfer gelecek abi. Yani gelmezse olmazsa olmaz. Onu konuşalım ikinci perdede de. Yani bu maçın dediğim gibi analiz olarak neyi konuşacağız? Yani Hiçbir hangisini şey içko, yok. switch, Bence de switch mi? yani. Yani switch mi eşleşme yaptın? Normal hücumda adam mı paylaştın? Yani Allah aşkına show up yapamıyorsun. Gözünü seveyim. Yani ters kademeden kaç kere sulu kasa geçirdi Nigel Hayes. Yani Nigel Hayes de artık yoruldu. Bu arada tabii biz Motley ve Wilbekin üzerinden okuyoruz tabii olayı. Ama tabii Dechampierre'in olmaması da Ha, bambaşka kesinlikle. bir X faktör. Yani Fenerbahçe ilk beşini yaz desek %90 oranında taraflı tarafsız. Herkes ilk beşe Motley, Dechampierre ve zaten Wilbekin'i yazar zaten. Ve bunlar ana kolonların. Bunların üçü de olmaması bir maçta tabii ki büyük sıkıntı.
bakıldığı zaman. Şu umut verici bakıldığı zaman yani İsmet'in, Şehmuz'un bence çok geç kalındı. Yani bir reaksiyon verilmeliydi maç esnasında. Çok geç kalınmış bir reaksiyon. Yani Tudis de bu maça biraz tabii ki bu bahanesi değil işin ama şöyle bir gerçek de var. O da çok iyi hazırlanmamış. Ve bu Tudis'in bence olumsuz hanesini yazan ikinci maçı Real Madrid'le beraber. Hadi Telekom maçını çok şey yapmıyorum. Hadi saymayayım onu diyorum ama. Tabii ki. Euroleague bazında baktı. Evet, yani eyvallah tamam ama bu da değil yani. Ben mücadele edilmemesine, tepki verilmemesine çok kızıyorum. Yani o yüzden artık bu iş nasıl söyleyeyim yönetimsel olarak ele alınması gereken bir iş. Artık sahada ve teknik olarak bakıldığı zaman çok çözüme kavuşabilecek bir iş değil. Hani Fenerbahçe sezona da kötü başlardı ki hani Georgevic dönemindeki gibi işte hani sezon evet. Alışılamazdı, bir şey yapılamazdı. Anlarım ama şöyle baktığı zaman tabii bu polemik yaratmak için söylemiyorum haliyle ama yani şu kadroya bakıldığı zaman da yani hangi gereksiz transferlere neler verilmedi de sadece 3-3,5 milyon euro için yani Veseli de mi tutulamadı? Bu Veseli'den bahsetmiyorum. Herkese işte bu Veseli kalsa da ne olur falan gibi bir ahmakça cevaplarla bize dönmesin. Ya bizim kendi bildiğimiz Veseli. Evet. Yani sinirliyim kuzuyorum. Veseli buraya ait olmuş olduğunu bildiğimiz Veseli adına konuşuyorum. Ve açıkçası sözü sana vermeden önce de şunu söylüyorum. Biz iki tane transfer kaçırdık bence bundan 2,5 sene önce. Sen de ben de çok ahlandık vahlandık niye olmadı keşke biz alsaydık diye. Biri Simeone Fontecchio'ydu, bir tanesi de Vezenkov'du. İşte bugün geldikleri noktalar bizim o dönemde ne kadar haklılık payı olduğumuzu gösteriyor maalesef. Ya öyle dediğin gibi. Şimdi burada yapacağım konuşmadan sonra zaten sana Kostas Antetokounmpo durumunu soracağım. Yani aslında programın kapağını bile ben çok farklı hazırlamıştım ama maç esnasında gelen haberden sonra sana yaklaşık bir 3-3,5 ay önce attığım bir Antetokounmpo kapağı vardı. O kapağın üzerine eklemeler yaptım ben. Yani. O kapağın üzerine ekleme yaptım onu da söyleyeyim. Ondan da çok emin olamadığımız için, çok net somut bir şey olmadığı için ve abone kasmak olmadığı için amacımız zaten öyle bir şey yayın çekmemiştik biliyorsun. Sen dedin ki yok şu an için herhangi bir şey yok. Yani Fiskos doğruluğu nedir ne değildir bilmiyoruz ama bugün resmi bir iddia geldiği için böyle bu Bielitsa'nın zaten transferiyle alakalı ilk iddiaya atan Yunan gazeteci yazmıştı. Ondan dolayı bununla ilgili bilgim var mı diye soracağım sana ama öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyoruz. Herkes gibi, bütün Fenerbahçeliler gibi. Fenerbahçe'nin iyiliğini isterken de hepimizin tabii ki farklı düşünceleri olabilir. Olaya çok başka açılardan bakıyor olabiliriz. Çok farklı değerlendiriyor olabiliriz. Yani bugünün sonunda belki çok eleştiri de alabiliriz. Belki çok fazla gönül dostumuz bu konuda bizi de destekleyebilir. Ama ne diyoruz? Bizim sonuçta ortak paydamız her zaman Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin başarısı. İsimler çok bağımsız. Yani bugün orada şube yöneticisinin işte Sertaç Bey olması, Derya Bey olması çok çok önemli değil. Yani Ahmet gelir, Mehmet gider. Çok problem değil. Yani biz de dünyaya kazık çakmadık. Biz de vaktimizi doldurunca zaten yani Allah herkese gecinden versin gideceğiz edeceğiz ama Fenerbahçe'miz baki kalacak. Şimdi bakıldığı zaman değil mi yani? 100 yıl devirmiş bir çınardan bahsediyoruz biz yani. Allah inşallah 300 sene 500 sene daha Fenerbahçe'ye uzun ömürler versin. Biz onu söylüyoruz. Canı gönülden de tezahürat yaparken canım sana feda olsun diyor değil mi? Canım feda olsun sana diyoruz. Hiçbir şeye değişmez senin sevgin bu dünyada diyoruz. Biz Fenerbahçe'nin iyiliğinin, Fenerbahçe'nin dediğin gibi kadrosu iyi bir kadro evet. Yani baktığı zaman iyi işler yapabilecek bir kadro. Bir takım kimyası var. Bakıldığı zaman benim beklentilerimin çok düşük olduğu oyuncular vardı. Onların çok iyi katkıları oldu. Ama her zaman ne söyledik? En başından beri, yazdan beri. Fenerbahçe 30 sayı fark atarken de söylüyoruz. Bunu bugün özellikle söylemiş. Sanki bu takımın takviyeye ihtiyacı var. Ben her zaman kısa dedim. Sen her zaman uzun dedin. Anket açtık. Çoğu izleyenimiz ne dedi? Ya arkadaşlar bizce iki tane transfere ihtiyacı var dedi. Şimdi burada insanların transfer lazım demesiyle dalga geçmek, tamam mı? Bunu kendi özelinde de söylüyorum. Birçok YouTube kanalında da zaten böyle gönülden transfer yapılmasını isteyen dostlar var. Onu söyleyebilirim. Yani bu adamlar ya da biz bunu söylediğimiz zaman sürekli böyle ya işte transfer istiyorsunuz bilmem ne bilmem ne. Ya niye istemeyeyim kardeşim ya? Ben gönlümü eğlemek için istemiyorum ya. Ben bu Fenerbahçe'nin başarısı için istiyorum bunu. Ya bu bas bas bağırıyor burada. Senin şimdi elinde Wilbekin sakattı değil mi?
Kalatis'te Telekom maçını dinlendirdin. Ne oldu netice Uğur? Top getirebildin mi? Getiremedin. Bugün Wilbekin yok, Motlu yok. Evet, belki müdafaa olarak biz bugün çok kötüydük. Belki hücum olarak değil belki de diyecekler ama 58 sayı mı? Kaç sayı işte yani? 67 sayı atmış yani. Rezalet bir sayı çıkarmışız. Evet, 94 sayıymışız. Gene tabii ki her şey savunmadan başlıyor. Ama sen aynı silahlarla karşılık veremiyorsun. Senin burada saydığın 3 tane önemli oyuncu var. 2 tanesini Wilbekin ve Motlu. Çok affedersiniz. Biz aylardır hangi bölgeleri transfere takviye lazım diyoruz? Bir uzun, bir kısa değil mi? Şimdi hiç kimse gelip kusura bakmasın da yani bir de şey oluyor. Bazı yönetimimizden insanlar var. Şunu çıkıp diyorlar böyle televizyonlarda röportaj yapıyorlar kulüp kanalında. İşte siz bunları konuşuyorlar YouTuber'lar falan böyle oluyor da işte ne derler, oyuncuların morali bozuluyor. Biz kendimiz YouTuber değiliz. Biz Fenerbahçe'yiz. Onu net çok söyleyelim. Hani biz burada sadece gönül dostlarımızla paylaşım yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Bizim YouTuber olabilmemiz için 15-20 bin abonelerimiz olması lazım. Sabahtan akşama kadar YouTube'da video çekmemiz lazım. Çok deli paralar kazanmamız lazım. Ha, biz burada 3-5 bir şeyler kazanıyoruz, reklam alıyoruz. Onu da zaten sizler biliyorsunuz. Ne bileyim, forma verelim diyoruz, atkı verelim diyoruz. Gönül dostlarımızla paylaşıyoruz. Yani o parayı cebimize alıp biz parayı da indirmiyoruz kulüp üzerinden. Onu da söyleyelim Derya Bey'e net bir şekilde. YouTuber da değiliz. Senin söylediğin gibi biz zaten bizleri izleyenleri de çok çok iyi biliyoruz, net biliyoruz. Bazen kamuoyunu dinlemekte fayda vardır. Biz kulüp internetten yönetilsin demiyoruz ama görülen eksikleri de doldurulması gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki takım yarın öbür gün tam kadro olacak. İnşallah sakatlık olmasın, kaza bela olmasın. Biz bunları tabii ki istemiyoruz. Tabii ki o zaman yine ivmeyi yakalayacağız. Hiç problem değil. Ama imkanımız varken, burada yerimiz varken niye biz burayı takviyelemiyoruz ki? Gücümüze güç katmıyoruz değil mi mesela? En basitinden. Şimdi Jorge Jesus ne diyor? Bir tane stopere ihtiyacımız var diyor değil mi? Şimdi Samet'in ismi geçiyor mesela futbolda. Futboldan bir örnek vereyim. Ne yapacağız? Jorge Jesus'u şey mi yapalım? Sen kim oluyorsun da transfer mi istiyorsun diyelim. Ya da Samet gel. Niye Perez'e çok mu ayıp olacak yani şimdi? Serdar Aziz çok mu etkileyecek? Aman Allah'ım Samet geliyor falan diye. Futbolda işler çok iyi gidiyor. Niye orada transfer yapmak istiyoruz? Çünkü niye? Sakatlık var. Ceza var değil mi? Formsuzluk var. Bak Atilla Zalai'yi dinlendiremedik. Ne hallere düştü Atilla yalan mı? Bas bas bağırıyordu. Ben artık oyundan alın. Ben oynamayayım diye yani. Adam bitti çünkü. Ya burası da böyle ve rotasyonun futbola göre daha fazla olması gereken bir yerden bahsediyoruz. Evet, bazı o rakiplerimiz 30-35 dakika oynuyorlar, öksürmüyorlar bile ama demek ki bizde olmuyor. Evet, Motley'i biz 19 dakika ortalamayla oynatıyoruz bu arada. Ama çok sürekli oynatıyoruz. Ya biz artık yani Motley'i de ne bileyim yani Merkez Efendi maçını dinlendirelim yani, yalan mı? Biri başka birini çıkartalım edelim. Transfer istemenin neyi kötü ya? Neyi kötü ben anlamıyorum ya. Ya Fenerbahçe'nin daha güçlü olması mı problem oluyor? Bir de çok özür diliyorum. Lütfen gerçekten Fenerbahçeli olmayan insanlar için, gerçekten Fenerbahçe için gecesini gündüzüne kadar Fenerbahçe için iyi şeyler düşünen insanlara da lütfen böyle dalga geçer modlara girmeyin. Yani Aziz Yıldırım'ın bir lafı vardı ya, bakın üzülerek gidersiniz buradan diye. Gerçekten oyun şöyle olur. Sezonun sonunda dersiniz ki ah keşke hamleler yapılsaydı. Ya inşallah siz şey yaparsınız, yanılmazsınız. Biz yanılalım ama Fenerbahçe olsun. Bizim derdimiz o değil. Ama yeter artık yani. Gümbür gümbür söylüyoruz ya. İyiyken de söylüyoruz, kötüyken de söylüyoruz. Niye biz bugün gidelim ki yani burada bu kadar eksiğimiz var diye kaybedelim? İki tane oyuncumuz olsaydı 27 yemeseydik de 10 yeseydik derdik ki ulan tam kadro İstanbul'da biz bunları 15-16'ya yatırırız. İkili averajı alırız diye. Yazık, günah değil mi şimdi? 27 yedin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen yani herkes birazcık frene bassın. Eyvallah, estağfurullah. Bence Fenerbahçe basketbol takımı da herhalde muhtemelen şu an gerek yönetim kadrosunu gerek de işte bazı nasıl söyleyelim taşeron kafalara diyeceğim ama artık öyle demem daha doğru olacak. Daha birini mazur görsünler ama bazı taşeri kafaları da taca çıkardı. Çünkü muhtemelen Fenerbahçeli yöneticiler de buna dahil böyle bir giriş beklemiyorlardı işte açıkçası Fenerbahçe'den. Burada Itudis biraz hakikaten taca çıkardı bazı kafalardaki düşünceleri ve oyuncu grubu. Hakikaten muhteşem bir başlangıç yapıldı. Gerçekten bakıldı da tamam. Bu kadroya ben de açıkçası hepimiz ya açık melet konuşalım. Yani bu oyunun içerisinden gelen çok nasıl söyleyeyim bir yani görmüş geçirmiş biri olarak bu kulübün de formasını giymiş birisi var. Baktığın zaman da yani Onur ilk aklımıza işte
hiç birbirini tanımayan bir takım, çok geç buluşmuş bir takım. Sen bana diyeceksin ki Onur, işte 12 maç sonunda bu takım lider olur falan diyeceksin. Hatta 2 mağlubiyet, 3 oldu değil mi bununla beraber? 3 mağlubiyet, 9'a 3 yapacak diyeceksin. Ben diyeceğim 9'a 3 herhalde muhtemelen Barcelona, işte ne bileyim Real Madrid, evet işte en kötü işte Efes'in arkasında 2. oluruz veya 3. 4. oluruz falan dersin. Öyle olmadı tabii haliyle. Böyle olmayınca da bazı insanları şu an bence siniri bozdu Etiyodis'e. Ya biz de sana bir takım verdik. Tamam, kötü de bir takım değildi. X8'i hedeflerdin abi sen. Şu an biricilik falan. Yani aslında bu konuşmalar bence işte hiç o yönetim kanadından da geliyor, anladın mı? Yani bizi niye bu kadar zora koşuyorsun yani? Bizim amacımız zaten bu sene futbolda şampiyonluktu. İşte Efes'e de rakip olabilecek ulusal ligde bir kadro kurduk. Bir anda işte hedef X8'e girmekten Final Four'a kalır, hatta final oynar mıyız'a kadar getirdi şu an Etiyodis tabii. Bence bundan, ya Etiyodis belki hani hep söylüyoruz ya 5-6 sene kalsın, hani hedef bu olmalıydı belki ama evet. İşin sonunda. Ama Etiyodis bu bayrağı göndere biraz erken çekti. Felsefe olarak henüz başarılmış bir şey yok. Biz de hemen çok seviyoruz ya böyle şeyleri. Oo tamam işte uçtuk kaçtık işte sanki tabii. Yarın final maçına çıkacakmışız bir pozlar değil zaten. O şey giriyoruz ya böyle hastasıyım o hareketlere. Ama tabii şu anda da sanki ölmüş de toprak arıyorum, defnetmeye yer arayacak pozisyona da getirmemek lazım. Tabii ki. O uç noktalarımız maalesef ülke olarak var. Yani çok can sıkıcı. Bana çok deli saçması, aptalca gelen işler bunlar. Neyse biz kendi analiz ve düşüncelerimize gelirsek. Costa Santa Kumpo. Diyeceğim şu. Ben Onur transfer için yapılmaz hakikaten. Yani tabii ki. Ben de ona karşıyım. Yani evet işte bir bütçem vardır. Ya Fenerbahçe'de olay bence şu. Şeffaf değil Fenerbahçe'nin yönetimi. Yani ben Ali Koç yönetiminden Aziz Yıldırım'ın son senelerinde dem vurduğumuz o hani iletişim ki Ali Koç ve hani bünyesinin de başkanlık yaptığı kurumdan ve kuruluşlardan itibaren hep şeffaflık, hep açıktır, sarittir ya. İşte Fenerbahçe maalesef iletişim olarak bunu sağlayamadı maalesef Ali Koç yönetiminde de. Hep bir kaçak göçek yorumlar. Yani bir sözcü yok, bir takımdan haber verecek bir kişi yok. Yani biz şunu da duymak isteriz, insanlar rahatlarlar. Ya bizim soframızda bunlar var arkadaş ya. Biz 5 liralık yemek kurduk. O yüzden bizden 10 liralık bir şey daha beklemeyin. Çünkü çıkmaz desen. Oradaki insanlar seve seve derler ki eyvallah canımız feda, hiç problem değil. Ama sen onu da söylemiyorsun. Yani sen şunu da demiyorsun. Ya ben bunu alamam da demiyorsun. Masaya giriyorsun. Bu çok belli. Buradan söyledik. Masada oluyorsun. O zaman o masadaysan onun hakkını da ver o zaman diyor insanlar sana. Yani sen Campazzo'ya gidebilmişsin demek ki, doğru mu? Kendi ağzında bunu evet. söylüyorsun. Yani şimdi Campazzo en sükseli transfer ya şimdi maddi anlamda bakıldığı zaman. Campazzo'ya giderken sen Campazzo'nun sana ne kadar maliyet çıkarabileceğini hiç bilmiyor muydun? Biliyor, tabii ki biliyorsun. Yani soru çok net değil mi? Yani madem bilirken 3 aşağı 5 yukarı bir fikrin vardı. Yani sen için gittin de çok şaşırdın 10 dediler. Bir oldu, böyle bir şey olmadı tabii ki yani. Geçin bunları yani. Velece Singleton olayında da bu iş şu an bu noktaya geliyor. Abi o Singleton olayı zaten olmazsa olmazı artık şu anda bu takımın. Evet işte Melissa'nın dönüşünü beklediler. Tabii ki hali onun çok süresinin uzaması, dediğim gibi o sürecin hala muallakta kalıyor olması. Dua ettiler ki işte Modde de bir şekilde bir gitsin. Zaten yavaş yavaş maçlar kazanılıyor. Bir de kısaların çok üstün bir performansı. Şimdi işte Wilbekin, Guduric, Kalates hakikaten çok sükseli başladılar. O uzun transferi de unutturdu yani açıkçası baktığı zaman. Ama artık işte bazen hayat sana diyor ki arkadaş eyvallah da işte bazen bu dört çeker lastik her zaman dört çeker tabii olmuyor ki. Yani. Dört teker bir aynı anda dönmüyor. Bir yerde fire vermek zorundasın. Kalıyorsun. O yüzden o fire verdiğin dönemlerde de işte defoları çok büyük çıkıyor. Dediğim gibi Fenerbahçe yönetiminin çok açık ve net bir şekilde ne yapmak istediğini anlatması lazım. Basketbol branşıyla alakalı. Bence her branşla alakalı. Maalesef bundan yoksunuz. Yaklaşık Aziz Yıldırım döneminde katarsak yani maalesef Fenerbahçe 10 yıldır bir iletişim yok. Çok zoraki kalındığı zaman işte sadece sakatlıklarla alakalı deli saçması hepimizin bildiği muhabirlerin ağzında sakız olan şeyler söyleniyor. Başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi ya transferle alakalı da aslında isim verdim olur. Yani benim bildiğim ve bence bu olmasını
İstediğin diyorsun yani. İstediğim de değil artık, beklediğim bence artık. Ben onu bekliyorum artık. İstemek Ya de istiyorum Kostas ayrı. haberleri biraz balon mu diyorsun? Ben Kostas'ı daha duymadım açıkçası. Teyit ettiremedim Kostas'ı. Yok da diyemem. Ayrı. Evet. Ama Singleton olayında ısrarlıyım. Singleton olayı artık zaten olmazsa olmaz. Olacaktır. Bugün artık Itudis'te arkadaşım artık bir ise bir, yani rakama takılmayın. İki ise iki. Bu arkadaşı alalım. Elzem, çünkü Motley yok. Bir ise yok. Sadece Samet, Booker ve Jeçir ile bu iş olmaz abi. Olmaz. Yani olmayacağını zaten dosta düşmana gösterdik zaten maalesef. Ve de şöyle bir şey var. Dediğim gibi madem bu takım şu an lider ve bu Eurolig'in 3'te 2'si, neredeyse 3'te 2'sinin yarısına geldik. 3'te 1'i bitirdik. 3'te 2'sinin bile neredeyse yarısına doğru geliyor, geldiğimiz bir noktada bu transferi artık yaparlar veya yapmazlar. Bu saatten sonra iş tamamen yönetime kalacağı için yönetimde artık bir reaksiyon mu dersin, adına sen refleks mi dersin, bir şey göstermek zorundalar. Çok Bu çok. transfer yapılmak için değil, takıma katkı sağlaması çok elzem bir noktaya geldiği için yapılacak bir transfer olur. İsimler de benim evet duydum, doğru. Mike Tobi ismi de masada. Singleton da Singleton. masada. Ben Campazzo olayının da bittiğini düşünmüyorum işin açıkçası. Bu biraz benim duyumum, biraz da benim hissiyatım bu yönde. Campazzo olayının da kapandığını hiç düşünmüyorum halen. Burada tabii hala insanlara hayal veyahut da işte bir şeyler satacağımız veyahut da bir anlamda getirmesin. Ben zaten Campazzo olaylarında her videoda aman ayaklarımız yere bassın, evet masadayız dedim. Zaten az önceki cümlemde de neden masada olduğumuzu, ne şartlarda masada olduğumuzu zaten kulübün menajeri olan Zat zaten söyledi. O yüzden ben o defterin de şu an kapandığını düşünmüyorum. Ama gene de zor bir transfer olduğunu zaten söylüyorum. Bakalım görelim. Çünkü bu zamana kadar Real Madrid'in beklemeye aldığı bir oyuncu neden beklemeye alınır? Bence orada Real Madrid'de başka şeylerin peşinde. Onu da diğer programlarda konuşuruz. Eyvallah. Ağzına sağlık. Yani çok da fazla artık ben de işin sonunda lafı uzatmayacağım. Umuyorum ki izleyenler yayından keyif alırlar. Övgü kadar eleştiriye de açığız. Nasıl yazmak istiyorsanız. Hakaret haricinde zaten hepsini kabul ediyoruz ve hepsini cevaplıyoruz. Onu da biliyorsunuz. Çok değerli dostlar. Sizden de bu konuyla alakalı Şunu düşünceleriniz sadece çok Onur, önemli. çok özür diliyorum. Oyuncu grubuna da buradan bir sözüm var. Ben Evet. geçen sene Djordjevic'le alakalı da maçlar kaybedildiği zaman dedim ki oyuncu grubu da artık inisiyatifi ele almalı ve artık sadece bu Evet. işi koça yıkmamalı diye. Bu maçın özrünü de ben Baskoy maçında oyuncuları sırtında bir yük olarak taşımaları gerektiğini ve bu hicap duygusu, yani bu utanç demeyelim ama bu Türkiye'nin, evet bu mağlubiyet Türkiye'nin yaptı. yaftasını bir an önce kendilerine yakışmayan bu temposuzluk, bu oyunsuzluk, bu nasıl oyun sadakatini bir an önce sadakatsizliğinden bir an önce vazgeçip Fenerbahçe'yi ve kendilerine yakışan mücadeleyi Baskonya karşısında vermelerini açıkçası bekliyorum, istiyorum da. Temennimiz o yönde sevgili Uğur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın değerli gönül dostları. Hepinize sarı lacivert günler diliyoruz. Esenlikler diliyoruz. Baskonya maçından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.